kamp malzemeleri, teknik ekipmanlar ve su altı teçhizatları başta olmak üzere sporun her kulvarında lojistik destek sağlayan Atlas Spor'a konuk olduk. Beraber izliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuza Denizli Yenişehir'de devam ediyoruz. Denizli Yenişehir'de Atlas Spor Kompleksi bizleri konuk etti. Çok büyük bir alana aslında konuk olduk. Yanımda işletme sahiplerimizden Bilgehan Uluköy var. Bilgehan Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Atlas Spor Merkezi öncelikle spor aktivitelerinin yanında ruhsal gelişime vesile olacak diğer sanatsal aktiviteleri, yani biz uzak doğu sanatlarını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun içinde meditasyona kadar giden aikido sanatı, insanların rahatlıkla dostluk içerisinde yapabilecekleri fitness sporu, pilates, reformer, zumba, dans pilates, yüzme aktiviteleri ve kursları ile ilgili hizmet veriyoruz. Peki neden savunma sanatları hocam? Yani neden savunma sanatı öğrenmeliyiz veya savunma sanatı yapmalıyız? Günümüzün en büyük problemi özellikle hanımlar ve genç kızlara yönelik olan saldırılar. Fiili olarak düşündüğümüzde veya güncel hayatta düşündüğümüzde çıkış noktası bu. Örneğin bir aikido'nun veya bir boksun özgüvene verdiği katkı, herhangi bir saldırıda yapabilecekleri çok basit bir şekilde öğretilebiliyor merkezimizde. Bunun haricinde insanların başarıya giden yolda psikolojik travmalarının olmaması gerekir. Bu da özgüvenle direkt bağlantılı. Özgüven içinde bu sanatlar çok ön planda ve yapılması gerekiyor. Diğer taraftan özellikle ergenlik çağında çocukların ve ileri yaşlarda bireylerin vücutlarını doğru şekillere sokması özgüveni birebir destekliyor. Biz de bunu sağlıyoruz. Aslında benim de değinmek istediğim bir konuya değindiniz. Burada bu savunma sanatları dersleri verilirken bir yaş grubu sınırlandırması var mı sizlerde? Olmadığı üzerinde çok fazla görüş var ama biz de, ben şunu savunuyorum bir uzman olarak, 6 yaşın altında kesinlikle yaptırılmamalı. Çünkü algılamaları çok kapalı oluyor. Daha çok oyun ağırlıklı faaliyetler gerçekleştirmek gerekiyor. Biz de buna yönelik özellikle o yaşlarda çocukların becerilerini geliştirecek beceri geliştirme parkurlarına sahibiz. Bu konuda da ciddi hizmet vermekteyiz ve iddialıyız. Peki hocam, biliyorsunuz ülkemizde ve dünya çapında bu spor alanlarıyla ilgili bazı yarışmalar vesaire yapılıyor. Bunlara da hazırlıyor musunuz peki öğrencileri? Boksta amacımız bu ama aikido'nun bir yarışması veya bir müsabakası mevcut değil. Çünkü aikido müsabaka yapılacak bir sanat değil. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmıyor. Çünkü bu direkt sonuca giden bir teknik içeriklidir. Fakat boksta, yüzmede bununla ilgili altyapı çalışmalarımız, özellikle maddi gücü olmayan küçük çocuklara yönelik, gençlere yönelik programlarımız var. Bunlar da sosyal faaliyetleriniz arasında diyebiliriz aslında. Sosyal sorumluluk faaliyetleriniz arasında diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle diyebiliriz, çünkü öncelikle şunu hedef aldık. Dünyada ki ülkelere baktığımızda, bir Fransa dünyanın neresinde olursa olsun en iyileri seçmiş ve ülkesinde uygulamış. Bunu bizim de yapmamız gerekiyor. Spor yapan insanlardan hiçbir zaman kötülük gelmeyeceği gibi mutluluk hormonlarının salgılamasını da tetiklemiş olacağız.
Vermiş olduğunuz değerli, kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan önce izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Spor yapsınlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Sadece ve sadece spor yapsınlar. Bizler de bizleri konuk ettiğiniz için ve verdiğiniz kıymetli, değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam.